Dediler ya cezalar çok ağırlaşacak. Evet. Emsali olmamış cezalar verilecek. 118 yıl hapis cezası verildi bu sapık babaya. Kimin sapık, kimin sapkın olduğunu bilmediğimiz için. Bak komşumuz da çıkıyor. 5 tane üvey kızı var, bilmem nesi çocuğu var. Bunu bağıra bağıra her yerde söyleyeceğiz. Sapığa şu kadar ceza verildi biliyor musun diye. Çünkü karşımızdaki de sapık olabilir. Şu an bizi izleyenler arasında da o deminki serseri, pislik, neyse vicdansız olabilir. O yüzden bunları bas bas bağıracağız. Bunlar emsal olacak. Öz kızına tecavüz eden, şerefi olmayan, şeref yoksunu 118 yıl hapis aldı. Evet. Bunlar böyle böyle duyulacak, duyulacak. Ya belki imana cayı gelirler cayı. Ya. Belki evet. Der yani hapis yatmayayım da ben bu sapkınlığımı şey yapayım der. Belki yani. Değil bence %90 çünkü... bir çocuktan bile, bir çocuğu bile istismar edecek kadar bencil ve kendini düşünen şerefsiz ve haysiyetsizlerin bu tarz cezalardan çok korkacağını düşünüyorum ve caydıracağını düşünüyorum. Bu evet gerçekten Ali abinin söylediği gibi aldığımız en güzel haberlerden bir tanesi. Ama benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Neden hapis süresinin yılı var? Şimdi Ali abi bu baktığın insan ömrü 3 insan ömrü neredeyse. Evet. Niye müebbet demiyorlar ya da ağırlaştırılmış müebbet değil de böyle bir yıl? Çünkü bu neden soruyorum? Bu indirime ya da affa girecek mi? Korku mu? Şimdi işlenen suçların ceza hukukunda tanınmış cezaları var. Yani suç okuyayım ben sana neden ne evet. kadar ceza aldı diye. 48 sene cinsel istismardan. Ha, öyle öyle. 70 sene fiilin kaç kez gerçekleşmiş olduğundan dolayı 117 yıl. Dolayısıyla yani işlenen suça karşılık ceza. Anladım, anladım. Hani İki gönlümüz ömür boyu müebbet istiyor ama zaten aldığı ceza zaten biliyorsunuz orada... af da çıksa bir af çıkma ihtimali söz konusu. Af çıksa bile bu suçlar afın dışında sayılacak. Evet, yani indirime girmeyecek bunlar. Şimdi ben bunu paylaştıktan sonra en çok soru aldığım konulardan biri bu adamı döven Turgut Kızıltaş'ın ceza alıp almadığıydı. Onu da sordum. Hakkında dava açan olmadığı gibi duruşma sırasında onun tahsis ettiği bir avukat vardı biliyorsunuz. Bir kadın o kızın annesi yani adamın eşi yardım istemişti ondan. Aile bu işi evet. kapat diye üstünü örtmeye çalışırken böyle komşudan yardım almıştı. Hatta onların yanında da çalışmıştı. Şimdi de onun yanında çalışıyor bildiğim kadarıyla. Savcı bunu itiraf ettirdiği için teşekkür bile etmiş. Ay bir kadar tüylerim diken diken oldu yani tabii ki. Yani başvuran şikayetçi bu vatandaşın da şikayetçi olsa bile bunu savcı dikkate alır mı, hakim dikkate alır mı bilmiyorum, sanmıyorum. Vicdan diye bir şey var çünkü. Evet. Hani bazen soruyoruz ya Ali abi sen diyorsun bu hakimlerin, savcıların çocukları yok mu? Bu kararda imzası olan o teşekkür eden savcının demek ki çocuğu var biz ya da onu hatırlamış. Biz teşekkür ediyoruz ve tabii evet. ki bu itirafı sağlayan yani kişiye burada de. Savcıdan çok hakim, hakim de alkış hak ediyor. Tek, hayır dedin ya o teşekkür etmiş itiraf için. Tek celsede kararı evet. verdi. Çok güzel. Evet. Ama çok tabii net. Bunu da belirtelim. Kendi hukukumuzu kendimiz aramayacağız. Ama burada artık itiraf ettirme amaçlı ailenin isteğiyle yapılan bir dayak var ama... Sen yani kız, öz kızına yıllarca aynı şeyi yap, günlerce aynı şeyi yap. Bir de şimdi hapse girdi. Yani ben istemem tabii hapiste de olmasını. Ben direkt idamla ölsün isterim. Ama gün ben onu çok düşünüyorum biliyor musun? Kafamda çok düşünüyorum. Acaba idam mı bu kadar müebbet mi? Sürünsün mü diyorsun? Bir anda evet sürünsün de istiyorum. Ama mesela şöyle de düşün. Hiçbir sorumluluğu yok. Hiç kimseye verecek hesabı yok. Bir kimseye yüzü yok. Yatıyor aşağı. Yatıyor aşağıya mı orada çalıştırırlar mı onu biraz? Bilmiyorum. Ben de diyorum ki o zaman onlar içeride çalıştıracaksa, ceza içerikler verecekse onlar iyi insanlar. Onlar dışarı çıksın o zaman. Ne bileyim.